Your former life was in a bliss of ignorance, until you've awakened to the darkness waiting on the doorstep of our fragile dimension. Something terrible left its eons-old slumber, and the reality, as we knew it, collapsed. The city of Arkham was pulled to somewhere not of this world, and its residents are in the shadows of true terror. As a survivor of this catastrophe, you should investigate the strange occurrences in the city and survive the rising darkness, physically and mentally, if possible. Tam burada bir kilise orgu müziği girmesini beklenen böyle du 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 du. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bugün sizlere Cthulhu ile karşınızdayım. Cthulhu abimiz bizlere karşı ekranda. Stygian Reign of the Old Ones mı? Dark Ones mı? Doğru mu şey yapıyorum? Unuttum hemen. Neyse. Böyle bir game bu da. Biliyorsunuz ben korku yapımlarını seviyorum. Biliyorsunuz ben Lovecraft abimizi de çok seviyorum. Biliyorsunuz ben rol yapma oyunlarını da çok seviyorum. Ve Stygian bir Lovecraftian korku temalı rol yapma oyunu. Bir korku oyunu diyebilir miyiz onu bilmiyorum. Bir korku temalı rol yapma oyunu olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ben çok şey yapmayacağım. Hadi yeni bir hazır bir karakter seçeyim. Yeni bir karakter yaratmayayım. Hazır bir karakter seçeyim. Ha, araştırmacı dedektif ya bu yani, ama duyular 8. Tamam, bu olsun. Tom Moretti oynuyoruz, dedektifi oynuyoruz. Akılcı dedektif araştırmacı, karizması 6, duyular 8, zihni 5, iradesi 4. Öleceğiz herhalde. Bağıra bağıra öleceğiz herhalde bu oyuna. Neyse, hadi bakalım girelim. Stygian Tales. Aa, çok iyi lan. Arkama gelen kıyamet. Kasaba tuhaf boyutların arasında kal. İhtiyar Müren evi gibi güvenli alanlarda dinlenirken pusuya düşmezsin. Arkadan gizlice sokulan karanlığın içinde tek başına uyuduğun kamp alanlarındaysa durum hiç de öyle değil. Okey. Bunun yerli bir oyun olduğundan bahsetmiş miydim? Uğursuz ama olarak bilinen falan filan. Bir yıl geçti. Son karşılaşmamızda sana şu talimatları vermişti. Uğursuz adam bana bazı şeyler söylemiş. Kara günün ardından Arkham'ın ötesinde bul beni. O gün bu sözler sana pek bir anlam ifade etmiyordu. Ama pek yakında hepsini anlayacağını katiyen bilemezdin. Kara gün olarak bilinen o günde uyanmış olanın gölgesinde bildiğin dünya ortadan kayboldu ve yanında umutlarını, geleceğini ve sevdiklerini de götürdü. Bilinmeyen sebeplerden ötürü Arkham şehri dünyanın kabuğundan ayrıldı ve yabancı bir gökyüzüne sahip boyutlar arasındaki alacakaranlık gerçekliğine tacir edildi. Birçok insanın aksine bedenin ve aklın neredeyse sağlam bir şekilde hayatta kalmayı başardın. O günden beri günlerini kasvetli ihtiyar Müren Hanı'nda geçirerek o gizemli adamın seni çağırmasını bekledin. Artık varlığından bile şüphe duymaya başladığın bir adamın çağrısını. Ta ki kabusun bambaşka bir katmanında kendini bulduğun tavan arasındaki o ziyarete gelene kadar. Wow, okey. Bu benim. Ben miyim? Yok, ben değilim. Aa, selam, sen uğursuz adamsın herhalde. Ben direktifim yerdeki. Adam el ferini aldı gidiyor. Günlük güncellendi. Ben hiçbir şey göremiyorum ekrandaki. Uğursuz adamın peşinde. Karanlıkta iki lamba. Okey, lambayı alacağız. Çok uygun bir başlık çünkü hiçbir şey göremiyorum. Al abi, envanterde lambayı bir açsana. Ha dur. Şey, elimi alabiliyorum. Elini al o zaman. Hocam dur. Güzel. Oo. Ha, şimdi daha iyi görebiliyor olmanız lazım sizin. Umarım görebiliyorsunuzdur. Evet, mouse ekranda falan dolaştırabiliyoruz karakteri ve tam oraya bastık. Başka bir şey var mı burada? Şu pencereden falan bakamıyorum. Bunların içine bakamıyorum. Sen tavan arasında mı kalıyorsun abi? İyi, helal olsun. İşine bu kadar şeysin. Hoş, dışarıda büyük bir ihtimalle tanımlanamaz tekinsiz varlıklar dolaşırken senin tavan arasında kalman çok makuldür. Gidelim abi. Aa, aşağı mı inmek zorundayım ben? Uğursuz adamın peşinde. Uğursuz adam aşağı inmedi ki. Uğursuz adam sağ tarafa gitti. Aa yok, aşağı inmiş. Hocam selam. Her ne giyiyorsan ben de alabilir miyim? Çok çok güzel.
Aşçı öldü diyor. Sadece şey veriyoruz. Konserve veriyoruz. Dayakka bir ölüm bir. Aşçıyı öldürdük. Hayda. Hocam dışarı çıktık ama ya. Tahta kutulu var burada. Köylüler yapmış samandan, ahırdan. Ha, gidemiyorum buraya. Ha yok, gidebilirim. Ne, nasıl lan? Ha yok. Taşa, ha yok. Adımları takip ediyoruz. Okey. Arkham'ın sokaklarında şey yaparken buy sell rent. Her yer kapanmış. Wow 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 wow. Hey. Selam, ben sizinle. Aa, dans ediyorlar. Çok güzel. Ne kadar şık. Ne kadar müthiş bir tarzı olan hayaletlersiniz siz. Hep böyle olun. Hayatta oldukları kadar ölümde de şeyler bunlar. Ne güzel abi. Abi çok noir havası var ya. Harika. İyi ki dedektifi seçmişim. Hocam oradan geçme. Bak benim Lovecraft. Aha ha. Yapmayın. Ne yapmayın? Ben az önce tarzınız vardı. Dans ediyordunuz. Hoş değil. İyi değil. Çirkin şeyler bunlar. Hoş, Lovecraft evrenindeyiz. Çirkin olmayan tek bir varlık bile yok. Hepsi, her şeyi öyle tasvir ediyor herif. Abi böyle bir varlık çıktı karşıma. Çok çirkindi. O kadar çirkindi ki kelimelere dökemiyorum. Çirkindi işte yani. Aa! Oho. Ben bunların hepsini giyebilir miyim? Aa, yes yes! Şapka giyeceğiz. Oğlum neden şapka giymiyoruz ki biz bu çağda ya? 2000'lerde neden kimse şapka giymiyor ya? Giy abi şapkanı. Oh! Tabancayı da eline al. Oh! Tamam, diğer elime bir şey alamıyorum. Güzel. Tamam. Hoş. Hey be. Dedektif Tom Moretti. Hadi bakalım Tom. Seninle hiç çıkmak istemeyeceğim maceralara çıkacağız. Hocam bakın. Dans etmeyin ya. Abi gerçekten saksafon mu çalıyorsun? Ciddi misin? Aşçı öldü diyor abi burada. Mekan kapalı falan yani. Selam. Bana oradan iki yumurta bir sucuk ver. İhtiyar Mary'nin işletmecisi ve barmeni Marino'yu görüyorsun. Fırsatını bulduğunda iliğini kemiğini sömürmekten geri durmayan bu şahıs neredeyse bir yıldır sana ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden cebindeki değerli kaynaklar tükenmek üzere. Günaydın Cornuto. Şu sonu gelmeyen bilmem bir şey alacak aranda gündüz denirse tabii. Üst kattan gelen sesler neydi? Kabus mu gördün? Hocam sen gerçekten rüyayla gerçeği ertelebiliyor musun ya? Ah, bakıyorum da Cornetto filozoflara taş çıkartıyor. Ben kendi bakış açımı çok daha kolay ve etkili buluyorum. İster rüya, ister gerçek. İsterse bilmem neyin cehennemi olsun ki asıl mesele şu. Ölebiliyor musun? Eğer nalları dikebiliyorsan ki vaziyet kesinlikle bunu gösteriyor. Gerçek olduğu besbelli. Ama gene denemek istersen sana bir tabanca verebilirim. Uyandığına göre bana borçlu olduğun ciglerden bahsedelim. Dün ödeyemeyecek kadar sarhoştun ve sonra bana hatırlatmanı söylemiştin. Hatırladın mı? Hiç geçmedim Marina falan geliyor bu arada, değil mi? Başını ağrıyor. İçmedim ben bir şey ya falan. O kadar içtin mi? Sana ne kadar borcun var? 10 cik verirsen alacak kalmaz. Bu numara eskidi Marina. Bunu yaptığına eminim. Yoksa yardımsever ev sahibine güvenmiyor musun Cornuto? Sana kalacak yer vermesem halin nice olurdu. Ölürdüm büyük bir ihtimalle. Eninde sonunda bütün ciglerimi alacaksın zaten. Acele ne? Acelen ne yancı? Buna diyecek lafım yok. Haydi bu da bende olsun. Aslan parçası be. Çok teşekkürler. Cömertliği için sağ ol. Bana o kolaylık taslama. Görüşürüz Cornuto. White be. Sen kimsin hocam? İzin verirsiniz. Şapkalı herkesle konuşacağım. Şapkasız insanlara konuşmayacağım. Enstrümanını çalmakla meşgul. Muazzam bir gözlem. Selam seni huysuz insan. Tüm dikkatini tek başına oynadığı dart oyununa vermiş tuhaf orta yaşlı bir adam görüyorsun. Duyduğu aşırı coşku adeta dalga dalga etrafa yayılıyor. Oğlum çok güzel bir ortam var lan şu an. Bir dart oyununa ne dersin? Dünya şampiyonluğuna karşı oynama fırsatı her zaman karşına çıkmaz. Sana birkaç dart uzatıyor. Dünya şampiyonu mu? Elbette. Şaşırdın mı? Dünyanın geri kalanında ne olduğunu haberin var mı? Huhu. Kimse var mı? Yok mu? Defolsunlar gitsinler. Dünya baş belasının tekiydi zaten. Abi sana ne yapmışlar ya? Burada sadece bir şampiyon var. Herschel, dart ustası. Böylece dünya dart şampiyonu oldum demektir. Oyuna hazır mısın artık? Oynayalım abi.
Şimdi aynı dilden konuşmaya başladın. Aşırıya kaçan büyük bir hevesle sana oyunun kurallarını anlatmaya başlıyor. Çeviklik. Var mı çevikliğim? Yok sanırım. Bu da son el. Kaybettim sanırım. Ne? Kazandın mı lan? Her şey tüm gayesini kaybetmiş gibi görünüyor. İfadesiz gözlerine bakmak, kişiliğin derinliklerine bakmaktan farksız. Yavaşça konuşmaya başlıyor. Hocam. Sessiz kal. Bir şey deme. Adam zaten ölüyor. Bu da Lovecraft'in bir oyunsa adamı öldürecekler demektir. Hileci. Aa yapma ama. Hileci. Konuşmayı bitir abi, boşver. Dünya dart şampiyonu olduk, iyi mi? Gitme lan. Aa şerefsize bak. Hayvan herif. Tabancayı çıkarıp vururum oğlum seni. Ne aldım? Aa. 5 sağlık kaybettim. Şerefsize bak ya. Dart sapladı ulan. Göğsüme dart sapladı. Gerizekalı. Hayvan evladı, ne yapıyorsun? Ne aldım ben yerden abi? 40 tane daha sigara aldım. Müthiş. Okey, neyse. Şerefsiz bak. Bulup vuracağım oğlum seni. Bulup vuracağım. Sen benim göğsüme dart sapladıysan ben seni bulup vuracağım. Çünkü elimde 20 tane mermi var. Çok yokmuş. Olsun abi, sigaralarla öldürürüm adamı. 240 tane sigaram var. Alt patlarımdan tabanca ilgilenmiyorum diyor. İlgilenmezsin tabii. Yanında böyle hoş bir hanımefendi olduğunda. Sen de ilgilenmezsin büyük bir ihtimalle. İzninizle. İzin senindir koçum. Okey. Feneri alsam fena olmaz aslında. Aha dur, burada bir şey var. Ne var? Aha. Bu masanın üzerindeki kirlilik ihtiyar Müren evinde eleman açığı olduğu izlerini uyandırıyor. Şimdiye kadar kimse bu pisliği toparlamadıysa bu saatten sonra muhtemelen dokunmazlar. Hocam ben çalışayım, bir şeyler yapayım. Artık masa vazifesi gören bu varillerden yayılan çürük tahta, rutubet ve ekşi alkol kokusu genzini yakmaya devam ediyor. Hocam selam. Ne istersin Kornuto? Yaşlı Müren hikayesi nedir ya? Sence ben havadan sudan bahsedebileceğim bir barmine benziyor muyum Kornuto? Cornetto desem şey, burayı yaşlı bir ayaşın 40 sene önce falan gördüğü bir rüyadan sonra açtığını söylüyorlar. Tatmin oldun mu? Devam et abi. Bu müessese hakkında bilmen gereken tek hikaye var artık. Mum Yüz mekanın sahibi. Marino'da işletmecisi. Onlar erimiş muradına. Mum Yüz'den bahsetsene bana ya. Cornetto, bu zekice bir soru değil. Onun Miskatonic'in bu yakasının kralı olduğunu unutma. O mafyanın patronu görünmez imparator. Okey. Teşekkürler. Ben ağzımı kapalı tutarım. Şimdi ilacını söyle bakayım. Neden bana Kornuto diyorsun hocam? Ah boş yere gitsin, sen bana bir adamı hatırlatıyorsun. Kornuto'nun biriydi o kadar. Tamam da Kornuto ne yani? Kornuto boynuzlar olan biridir, anlarsın ya. Eğer bir kadın kocasına sadık kalmazsa koca boynuzlanmış diyor. Benimle ne alakası var lan? Ben yani Chicago'da küçük bir İtalyan barında Isola'da barmenken adamın biri her akşam gelirdi. Her akşam. İçmezdi, hiç eğlenmezdi. Sessizce diğer müşterileri bakardı orada. Birisini arıyordu. Neredeyse bir sene sonra nihayet işin aslını öğrendim. Karısına becerin adamı arıyordu. Her gün o bara gelip sessizce bakardı. Sen de onun gibisin. Sen de birini bekliyorsun. Bu kentte yaşayabileceğin berbat bir hayatın peşinde koşmuyorsun. Onun yerine o Kornuto gibi davranıyorsun. Doğru olalım için kusura bakma ama seni kim becerdi dostum? Hepimizi beceren biri var, görmüyor musun dostum? Çok da umurumdaydı. Görüşürüz abi, ben gidiyorum. Sonra görüşürüz Kornuto. Seninkini kim becerdiyse umarım onu bulursun. Bulacağım sanırım ya, ama beni de becerecek gibi. Keşke daha çok cigim olsaydı. Beni şey yapan... sen mafyasın değil mi? Mafyanın sözü kanundur. Çok iyi. Hocam benim de tabancam var aslında. Ben de mafyalama başlasam ha. Sıradan bir arkam sakini görüyorsun. Tedirgin gözlerle seni süzerken ne kadar da yorgun ve dermansız bir izlenim verdiğini fark etmemek elde değil. Şehrin bu kısmında sağlam ne kaldı hocam? Pek bir şey yok. İçecek bir şeyler ve başını sokabilecek bir çatı alıyorsan, ihtiyar Müren evi var. Kafayı bulup dertlerini unutmak istiyorsan, Rechter'ın eczanesi sana göre. Marş ambarından uzak durursan iyi olur. O zaman marş ambarına gidiyoruz. Ha bir de büyük baba sunağı civarında fazla dolanmayacak kadar aklım vardır herhalde. Büyük baba sunağına daha gitmeyeyim. Şu ambardan bahset ya. Ambarı Innsmouth'lu marş ailesi işletiyordu. Kaçakçılık falan için kullanıyorlar diye işliyorduk. Şimdi oralar gul yabani kaynıyor. Okey, o zaman oraya gitmiyoruz şu an.
Hulyabarları nasıl bir şey? Kendi gözümle görmedim ama ellerine düşenlerin halini görmüşlüğüm var. Köpeğe benzer iblislermiş bunlar. İnsanlıktan çıkmış vahşi yaratıklar. Karanlıkta kol gezip bizi alıyorlar. Tüyleri ürperten ulmaları arkamda yanıyor. Ya Lovecraft evreninde Hulyabarlar Cthulhu'nun kulları değil mi? Ya başka bir şey değil miydi ya onlar? Cthulhu'yla o kadar ilgileri yoktu diye hatırlıyorum sanki. Neyse baştan bir bilgilerimi tazelemekte fayda var. Neyse teşekkürler. Richter'ın egzersizinden bahset biraz. O Richter olacak ihtiyar yılan arkamın ayakta kalan tek egzersizini işletiyor ama aldanma. Tıbbi ilaçlarla işi yok. Uyuşturucu satıyor. Richter bu kabustan kısacık bir an bile olsa kaçmak isteyenler için her nevi uyuşturucu üretip satıyor. Mafya için çok değerli biri. Bunun da gayet farkında. Bir süredir hakkındaki çirkin dedikodular ay yuka çıktı. Ne gibi abi? Müdavimlerden farklı şekillerde faydalandığına falan dair dedikodular. Berbat şeyler işte. Ooo tamam abi teşekkürler. Tüylerimi ürpertiyor bu mu? Konuşalım seninle. Sıradan bir arkam sakini görüyorsun. Tedirgin gözlerle seni süzerken ne kadar da yorgun ve dermansız bir izlenim verdiğini fark etmemek. Okey tamam aynı şey. Şu çirkin anıt ne? Tarikat eski Lincoln anıtının yerine bunu dikti. Büyük babası da ona diyorlar. Resmen bir canavarlık. Müritler nehri geçip mafya tarafından mimlenen kişileri kurban etmeye geliyor. Büyük baba Cthulhu'ya adamak için kan döküyorlar. Cthulhu mu? Mafya insanları mimliyor mu? Mafya ters giderse mimlenirsin. Ara sıra tarikat müritleri nehri geçip mimlemiş kişileri yakalar. Başına gelirse kafana tek mermiyle kendi işini bitirir daha iyi. Kimse böyle bir sorunu hak etmiyor. Kurban edenlerin kan doğru doğan çığlıkları hala kulağımda. Bunu aklıma tutarım. Teşekkürler. Tarikattan bahset biraz daha. Kendilerini Cthulhu veya diğer eskileri adamış fanatik dediler. Miskatonic nehrinin karşı kıyısında kuzey arkamdaki harabelerde hüküm sürüyorlar. Oraya da gitmiyoruz o zaman. Tarikat saflarına katacakları ya da ayinlerine kurban edecekleri kişiler bulmak için nehrin bu tarafına geçiyor. Hangisi daha kötü bir son bilemiyorum. Wow, nehrin öteki tarafına nasıl geçebiliyoruz ya? Ben başımı belaya sokmak istiyorum. Lütfen söyler misin nasıl sokabilirim? Tavsiye etmem. Suda gezinen şeyler var. Nasıl oluyor bilmiyorum ama sadece Tarikat nehri geçebiliyor. Çünkü onlar balık adam. Balık. Onlar balık bir kere. Miskatonic'te yüzen kırmızıya boyanmış teknelerini ara sıra görebilirsin. Felaketin kızıl alametleri. Bir şey daha. Karagün mü? Karagün nereden biliyorum lan? Tamam Karagün hakkında ne biliyorsun? Senden fazla değiller herhalde. Hepimiz alametleri gördük değil mi? İnsanların aynı kabusları görmesi, esrarengiz şekilde oradan kaybolma vakaları, katleden aileler. Hepimiz farkındaydık ama her şey yolundaymış gibi davrandık. Ha bir de şehrin tutulup başka bir boyuta geçmesi var. Onu söyleyeyim yani. O da var değil mi? Karagün zihinlerimizin derinliklerine işlenen bir kıyamet gürültüsüyle başladı. Gök kubbe eridi. Ben başka bir şey hatırlamıyorum deyip ağlıyor. Hatırlamak beni de yaralıyor. Kendimize geldiğimizde arkamın üzerindeki göğü tanıyamadık. Evimizden tamamen kovulmuştuk. Bu arafta bir başımıza zorbaların ve sapkınların insafına kaldık. Kadim tanrılardan birinin bu heybetli tasviri paramparça olmuş bir anıt heykelinin çıplak kaidesi üzerinde yükseliyor. Hocam bunu yakabiliriz ya. Çok yakılacak gibi görünüyor ne bileyim. Bu çürümüş baca eski metal plakalardan bir araya getirilmesi sebebiyle oldukça dengesiz ve baştan savma yapılmış gibi duruyor. Ha. Sanki. Evet ben dışarı çıkayım. Ve lütfen benim başımı belaya sokan tekinsiz adamın adımlarını takip edeyim. Çünkü her zaman iyidir. Sen kimsin? Sen Richter misin? Sen kimsin? Beyaz giyinmişsin. Sıradan bir arkam sakini görüyorsun. Evet. İyi günler hanımefendi. Adım Tom Moretti. İyi günler mi? Nerede yaşıyorsun sen? Sence gün iyi mi yani? Hayır. Sen şu manyaklardan birisin. Sessiz uzaklaşmasını izleyelim. Evet. Bakın uzaklaşıyor arkadaşlar. Lütfen sessiz olalım. Okey sessizce uzaklaşmasını izledik. Beyefendi selam şu hanımefendiyi tanıyor musunuz acaba? Sıradan bir Arkham sakini görüyorsun. Tedirgin gözlerle seni süzerken ne kadar da yorgun ve dermansız bir izlenim verdiğini fark etmemek elde değil. Affedersiniz bir şey sorabilir miyim? İlişme bana bayım. Hayat aptalca sorular sormadan zor zaten. Pekala o zaman görüşürüz. Yani salak salak sorular sormayacağımı bilecek kadar Lovecraft okudum o yüzden. Tecrübe kazandım. 5 bak mı? Tamam. Buraya keşfet. Yok burada bir şey var. Sen nesin? Birkaç tane sigara. Al abi çünkü sen sanırım çok sigara içiyorsun. Ne işe yarıyor sigara?
Aa, burada yeni para birimi olarak kullanıyormuş. Tamam, dur lan, tüketme sigaraları. Ve salaklık yaptım. My bad. Yığında başka bir şey yok. Okey, yığınlara bir şeylere şey yap. Dalma yüz tutmuş trabzanların arkasında beliren soluk bu ışık hareketi. Bu eski George'un tarzı evde hala birilerinin yaşadığını gösteriyor. Görebiliyor muyuz? Girebiliyor muyuz içeri? Merhabalar. Kapı normal Arkham binaları içinde bile yıkık dökük duran bir bina için fazla sıkı. Evde var mı birisi? Merhabalar. Kim o? Adım Tom Moretti. Seninki nedir? Kaybol. Onun ismi de kaybolmuş arkadaşlar. Sen bir şey diyorsun. Selam. Öf, sen ne kadar pis bir adamsın ya. Ne kadar tekinsiz bir adamsın ya. Önündeki adam pis saçlara bulaşmış onca yağ sayesinde bir enkazdan farksız gözükse de sarsılmaz bir enerji ve ısrarla senin için çöpten pek de farkı olmayan mallarının reklamını yapıyor. Ratsek amcanın keşfedilmemiş hazineler dükkanına hoş geldin. Utangaç olma, yaklaş. İhtiyacı olan her şey bende. Göster bakalım neler var. Neyin var hocam? Abi ben şu an sahip olmak istediğim şeylerin çoğuna sahibim ya. Aa, şapkalar diye ayrı bir yer mi var? Wow! Okey, şapkalar diye ayrı bir şey var. Aa, yok, bu giysi, okey, tamam, my bad. Buna ihtiyacımız olur gibi ya, ben bunu alacağım şu an. Ya dur, şu an almayayım. Bu ne lan? Herkes kendini korumak zorunda, haklısın. Aa, dünya. Dünyaya bakalım neler var. Okey, şehir merkezi var şu an. Arkamda çok fazla bir şey göremiyorum. Okey, cool. Wow. Wow. Miskatonic nehrindeki küçük küçük canavarları görebiliyoruz böylece. Yaklaştıramıyorum haritayı. Aa, dinlenebiliyorum ama. Cigler. Aa, cig şey, sigaralar. Cigaralar yani. Hocam ben burada... Ha, aynen bu, burası. Ne oluyor lan? Yine ne oluyor ya? Aşağıda bekleyen bu. Yer yarılacak, içine düşeceğiz. Daha iyi olmaz mı abi? Bu acıdan kurtulmuş olursunuz. Kıl payı atlattık. Bir şey atlatmadınız. Bir şey olmadı abi az önce. Yüksek eğitimin sembolü haline gelmiş bu kurumun görkemli giriş kapısı tamamen yerle bir olmuş. Buradan geçmek olanaksız. Aa, burası Miskatonic Üniversitesi. Okey. Güzel. Güzel. Burası bir kere kurgu bir mekan ama New England'da. Lovecraft evrenine yabancı olan arkadaşlarımız için. Burası da Miskatonic Üniversitesi. Hocam merhaba. Onun hareketlerini hissedebiliyoruz. Ratsak başka çerçöp var mı diye soruyordu. Pejmür'de kılıklı pis bir adam görüyorsun. Ona doğru yaklaştıkça terinin kesif ve alkollü kokusu burnunu sızlatmaya başlıyor. Kollarındaki kabarmış şırınga izleri bağımlılığının boyutlarını daha da gözler önüne seriyor. Gölgen hırpani ve diri bir kemik kalmış berduşun üzerine düştüğünde adam ziyaretçi bekliyormuşçasına gözünü aralıyor. Merhabalar. Gwen, sen misin? Beklediği kişi olmadığını anlaması bir an sürüyor. Ah be. İyi misin dostum? Soran kim? Eğitim çavuşu mu? Puf, defol git. Çavuş mu? İlginç tahmin. Orada mıydın? Nesin sen, aynasız mı? En son mafyanın polis merkezini yakıp yer evrettiğini duymuştum. Bu bölgede gammazlar yaşatmazlar. Bas git bayım. Wow. Hocam peki görünmüyorsun be. Yardım falan istemiyorum ben. Ben Richter'ın malının sağlıklı bir adama ne yaptığını biliyorum. Sence umurumda mı ha? Richter demişken ne olmuş ona? Eğer bu zavallı asker parçasıyla konuşmakta ısrar ediyorsan Richter'ın morfininden bir doz getirebilirsin belki. Hocam sana rehabilitasyon lazım ya. Morfinleri falan bırak. Etrafa bak bayım. Yaşamaya değer tek bir şey bile görüyor musun? Öldür o zaman kendini. Gerizekalı. Ne şey kullanıyorsun? Ne gerek var? Sen de üstünlük taslamana da başlama. Sen benden de önce ölürsün bu kafayla. Bas git. O zaman acınası alışkanlıklarınla beraber lütfen bu lağımda çürü. Gerizekalı. Bas git mi dedin? Neden bas gideyim ya? Yüzünde ağır makyaj bulunan sıska bir kadın görüyorsun. Tahrik edici kıyafeti, arkamda hayatını nasıl kazandığının altını çizer gibi. Uyuşturucu almış ya da kafaya çekmiş biri gibi hareket ediyor. Selam tatlım. Güzel vakit geçirmeye ne dersin? Yok, teşekkürler hanımefendi. Hadi yavrum, senin gibi tatlı tiplere pek rastlamıyorum. Sıkıntılarımızı beraber unutalım tatlım. Bir süredir her şeyi unutalım.
Wow, çok isterim bebeğim ama ellerimize kornanın kirini bulaştırmadan yapalım. Kayıtsız şartsız. Şu dalyan gibi adama bak be. Arada bir eğlenmeyi hangi kız hak etmez? En iyisini hak ediyorsun haydi. Wow. İnanç sistemleriyle akıl sağlığı kazanmak. İnanç sistemine göre rol yaptığın için akıl sağlığı kazandın. Oluşturduğun karakterin mizacına göre davrandığında akıl sağlığı kazanırsın. Okey, bu adam sevişmek istiyor o zaman sürekli. Çok güzel. Üzerinizdeki kir ve ter, arkamın ıssız ve daracık sokaklarında okey falan filan. Tekrar görüşürüz tatlım. Artık buna değdiğini biliyorsun. Beraber geçirdiğimiz zaman çok keyifliydi. Hoşça kal. Okey. Çok harika. Aa, stealth moduna girdim ha. Çok güzel. Büyük kitabım var. Büyü yapacağımı sanmıyorum. Karakterim dedektif ve şey. Bu, burası neresi? Selam bayım. Basket serseri. Diğere bak abi. Serseri sensin lan. Senin tanımın serseri. Tanrı beni lanetledi. Senin sınırı kaldığını düşünmüyorum ama. Oğlum çok iyi lan. Tamam, başımı nasıl belaya sokacağım ben? Selam hocam sen. Ha bu şerefsiz burada. Okey. Abi ben miskatonik şeyine girmek istiyorum ya. Dur, burada bir şeyler vardır lan illaki. Ha, bir şey var. Hey! Günlük güncellendi. 0 numaralı anahtar. Garip görünüşlü bu pirinç anahtar uğursuz adama ulaşmak için elindeki tek ipucu olabilir. Çok iyi abi. Okay, that is that it. Sanırım bu kadar. Elimde bir anahtar var ve bu anahtarla bir yeri açmam lazım. Orayı açacağım. Kasabanın nispeten yeni sayılabilecek binalarından biri olmasına karşın tabiat üstü karanlığın getirdiği yıkım dalgası burayı da etkisi altına almayı başarmış. İçindeki mektuplar çatlak duvarların arasına hapsolmuş. Hocam o mektupları okuyamıyor muyuz acaba? Aha, bir şey var burada. Sargılar. Birkaç tane sigara. Okey. Cihan Harbi'nden sonra yapılmış neşeli ve iyimser bir reklam afişi. İçerdiği mesaj kara günden sonra oldukça ironik hale gelmiş. Okey. Anlaşıldı. Başka bir şey yok sanırım bu binayla alakalı. Abi çok iyi. Tam sol tarafta çok da bir şey yokmuş. Burası herhalde Richter'in dürüst birinin en iyi fiyat sloganı. Bu dükkanın kasabada açık kalan tek range olmasının ardından tartışılmaz hale geldi. Oo, burası range ise var ya, burada nasıl güzel fırsatlar vardır. Bir konuşalım bakalım. Bir işimize yarar belki. Selam, sen bodyguard falan mısın? Adam sana sessizce gülümsüyor. Neden sessizce gülümsüyorsun oğlum? Parmaklıkların ardında yüzünden derin bir memnuniyetsizlik okunan sert görünüşlü bir adam var. 60'larında görünse de varlığı saygı ve korku uyandırıyor. Söyle bakayım, bir şey satın alacak mısın yoksa vaktimi heba etmeye mi geldin? Mumdan heykel ne abi oradaki? Aa, sen dürüst bilden mi bahsediyorsun? O öldü ama dekorasyon için burada tuttular ve heykele çevirdiler. Buranın sahibiydi, anlarsın ya. Derken mumu yüze ters düştü. Aa, bu nasıl yaptıklarını tahmin edebilir misin? Üzerine kaynar mum döküp adamı tepeden tırnağa kapladılar. Çığlıkları duymalıydın. Bu yeter mi yoksa ayrıntılı anlatayım mı? Yok abi, teşekkürler. Takas yapmak istiyorum. Sigaram varsa bakayım. Ne var bu? Abi bir şey diyeceğim, çok bayıldım ben bu oyuna ya. Tam benim tarzım abi bu oyun. Çok hoşuma gitti ya. Oha, şapkalara bak. Halat. Halata ihtiyacımız olur. İlla ki halatı kullanırız ha. Tutma kancası. Aa, oğlum 5 dakika. Ben bu ikisiyle miskatoniye girebilir miyim ki acaba? Deneyeceğim ha. Tamam hocam, ben bu ikisini alıyorum. Tamam abi, hadi anlaştık. Hadi soydun beni, bugün de soydun ha. Mafya ile tarikatçılar nasıl aynı tarafta ya? Ben farklı tarafta yer alırlar diye düşünüyordum. İlk duydum yani videonun başında mafyayı duyduğumda. Evet, farkındayım abi. Bunlarımız var. Hadi bakalım. Aa, burada bir şeyler var. Ne var? Sigara, boş şişeler, bileşen. Ne yapacağız ki abi boş şeyle? Sen ne kadar? Sen kimsin? Karşındaki perişan yaratığa insan demeye bin şahit ister. Tuhaf, devri geçmiş kıyafetler giyiyor. Yüzü ve elleri paramparça sargılar içinde. Yalpalayan, şaşkın hareketleri bu talihsiz münzevinin halini daha da acıklı kılıyor. Hocam merhaba. Okey, burada bir renkli olacakmış bu herhalde. İnsansı yaratık huzursuz, gırtlaklı bir tonla kendi halinde konuşuyor. Acınasız yaratık seni görür görmez korkuyla geri çekiliyor. Hocam zarar vermeyeceğim, sakin ol. Yaratığın kirli paçavraların arkasından zar zor seçilen sarı hortlaksı gözleriyle seni izlediğini hissediyorsun. Sen Pikmin misin acaba?
Sıra dışı varlık, kaba ama tuhaf şekilde eğitimli bir tonda konuşuyor. Türünüzün bana verdiği tek şey zararı. Vaktiyle aynı türde olduğumuzu sanma gafletine düştüğüm aklıma geliyor da beni rahat bırakınız. Yaratık senden hızla uzaklaşıyor. Bedbaht ve çökmüş. Hocam selam, konuşalım ya. Aa, kaçıyor lan. Kaçırdık oğlum yaratığı. Zarar vermeyeceğim dedim ya. Neyse, bunlar hep karakter yani. Önceden tanışmış olduk bir şekilde. Miskatonic Üniversitesi'nin Arkham Miskatonic Üniversitesi'nin duvarlarına. Vardır oğlum illaki bir şey ya. Aa, bunlar buraya bakabilir. Ne var abi burada? Sigara al. Sigara kullanılıyor ya, müthiş. Şey olarak, para birimi olarak. E bunları ben birleştiririm abi değil mi? Birleştir lan. Nasıl birleştireceğim? Üret. Gaz ya. Dik kayalıklı bölgelerde tırmananlar için önemli bir araç. Tutma kancası. Lan ben bunu nasıl şey yapacağım? Bir çıkıntı üzerine fırlatılabilir. Tamam abi. O zaman alıyorsun bunu eline, alamıyorsun. Buraya koyuyorsun, koyamıyorsun. Çünkü neden koyayım değil mi? Tamam, ben bunları otomatik kullanacağım herhalde. Ama şu an kullanamıyorum. Okey, buraya tırmanma işi yalan oldu. Tamam, sıkıntı değil. Başka bir yerde illaki kullanırız biz bunları. Ben pişman olacağım bir karar değildi. Abi bir rol yapma oyununda halat ve kanca varsa alıyorsunuz. Şey değil bu yani, bunun kaçarı yok. Aa, otele mi girelim acaba? Otele bir girelim ya, neler varmış. Orada sarhoşun tiki var. Selam. 30'larında şık giyimli bir adam köhne bir otelin resepsiyonunda duruyor. Bakımlı bir yandan üzerindeki üzülü, takıma kadar her şeye bugünlerde zor bulunan bir öz saygının belirtisi. Bonjour monsieur. Normal şartlar altında sizin New England'ın önde gelen müesseselerinden biri olan Essex Oteli'nde ağırlamaktan memnuniyet duyardım. Gelelim, artık New England diye bir yer yok. Başka bir boyuttayız. Ama maalesef monsieur Mum'un tasvip ettiği hanımefendiler ve beyefendilerden biri olmadığınızı görüyorum. Sadece misafir listesinde ismi olan kişileri ağırlayabilirim. Peki o listeye nasıl girebilirim? Maalesef bu soruya cevap veremeyeceğim monsieur, çünkü bilmiyorum. Arada sırada yeni bir liste gönderiyorlar. Ben de ona göre hazırlık yapıyorum. Fakat misafirlerin ortak yanları arasında su gibi alkol içmek, otel mülkiyetini kırıp dökmek ve diğer misafirleri öldürmekten intihar ayini düzenlemeye kadar her çeşit şiddet ve kombinasyonda kötü davranış bulunuyor. Etienne Papillon düzeltip devam ediyor. Belki siz de böyle faaliyetlere katılmak istersiniz monsieur. Yok, teşekkürler, gitmem lazım. Okay, that's all. Başka bir şey gerek olacağını düşünmüyorum şu an. Gidelim abi, şu tarafa doğru gidelim. Atış menzilimizin dışına çıksan iyi edersin. Hocam o silahın atış menzilinin dışına çıkmak biraz zor ya. Tüylerimi ürpertiyor. Aa, okey, baştan buraya geldik. Koyu tenli yapılı bir adam sana doğru yaklaşıyor. Bu civardan olduğunu sanmıyorsun. Arkamın kabustan farksız koşullarına etkilenmemişe benziyor. Yapmacık gülümseyişinde davetkar, insanı neredeyse kışkırtan bir şey var. Merhaba tekinsiz herif. Hola senyor. Rahatsız ettiğim için affet ama seni ihtiyar mürende gördüm ve kendimi tanıtmak istedim. Selam abi, devam et. İsmim Eduardo. Doğrusu Eduardo Carnella ama taşıdığım Appellido hiçbir önem taşımıyor. Kocimari sıradan bir balıkçının oğluyum, o kadar. Neden daha fazlasın gibi geliyor bana. Yine de Carnella ismini dünyanın bu ücra köşesine taşıdım. Artık elimizde sadece geçmişimiz var, öyle değil mi? Haklı olabilirsin dostum. Benden ne istiyorsun? Lütfen onu söylesene. İçinde hizmetlerime ihtiyaç duyacağına dair bir sensasyon var, bir his var. Senin aksine ben buna, yani sokaklarda hayat mücadelesi vermeye alışığım. Bitmeyen sobreviviente. Önce İspanyol, sonra Amerikan okupasyonundan sağ çıktım. Sonra iç savaş, sonra tekrar Amerikalılar ama köprünün altından çok sular aktı. Artık ne demek istediğimi anlamışsındır. İşte siz nasıl diyorsunuz? Kızıştığında ne yapılacağını bilirim. Hayat ve Santa Muerte arasında fark yaratabilirim. Hayat ve ölüm diyor. Ya benim için dövüşmeyi mi teklif ediyorsun? Amor, con amor, okey, İspanyolca. Aşk çok şey yapar. Para her kapıyı açar. Ciglemi verirsen senyor, sana özel, senin koruyucu meleğin olurum.
Bana nasıl bak, ona da ücret istiyorum aman abi. Bazı düşmanlarım insan olmayabilir hocam. Havanda savaştığım bazı düşmanlar öyle görüntülerde insan değildi. Diferansiyel nedir söyle. Karşılığında ne istiyorsun? Seni koruduğum her gün için iki düzine cik. İster canavarlarla, ister mafyayla, ister bizzat El Diablo ile dövüş fark etmez. Korkun nedir bilmiyorsun ha? Neden? Ömrüm boyunca şanssızları yaşadım. Şimdi aynısını yapıyorum. Hepimiz öyle yapıyoruz. Ama sen bu felaketten önce bunun farkında değildin. Benim peder bir kılıç balığının kurbanı oldu. Bir gün balığa çıktı ve bir daha eve dönmedi. Böyle işte anlarsın ya. Biz sadece şanslı hayattayız ve ama bunu ancak şansımız yaver gitmediğinde anlıyoruz. Kader bana ihanet edene kadar bu oyunu oynayacağım senyor. Tamam hadi gel. Bueno, önden buyur senyor. Eduardo Carnela sana özel falan filan. Hocam bir şey diyeceğim, sen büyük bir ihtimalle mafyanın ajanısın ha. Aklı selim, hiç kimse bu çürümüş pis kokan kulübenin içinde yaşamak bir yana balıkçılıktan elde eden herhangi bir şey besin olarak tüketmeye hayal bile etmez. İçeri girebiliyor muyuz peki? Giremiyorum sanırım. Boş şişe ve oğlum çok... Okey. Miskatonic nehrini bulduk. Nehre girebiliyor muyuz şöyle? Elimi falan sokabiliyor muyum herhalde? Şuna bak ya. Wow wow. Buraya girebiliyor muyum? Her duvarını istila etmiş kök damar sarmaşıklarını saymasak bu mütevazı ev arkamı tümüyle pençesini alan bu amansız yıkımdan azade olmuş. Pek az yapılan bir tanesi. Okey. Boş şırıngalar. Birkaç tane sigara. Oğlum boş şırıngayı da almazsın ya. Hastalık kapacağız. Yemin ediyorum öleceğiz ya hastalıktan. Aha. Oha. Çok iyi lan. Şey bu, Mars, Marsların. Sen kimsin? Aa olamaz, karanlık sahası mı dalıyor? Sen kimsin, merhaba. Pek zamanımız kalmadı. Öyle, öyle görünüyor. Siz kimsiniz? Selam tatlım, güzel vakit geçirmeye ne dersin? Yok, sağ ol. Metaliye kurşun atıyorum hanımefendi. Teşekkürler. Boş vermişim cikleri. Çok keyifli. Teşekkürler. Okey. Bir kadınla daha seviştim. Affedersiniz şey. Korku oyunu oynadık birlikte. Korku hikayeleri dinledik. Korku oyunları oynadık. Abi her yerden sigara çıkıyor ya. Ne? Turkish? Önündeki harap binanın duvarına zor bela tutmaya devam eden bu silik reklam levhası hakiki Türk harmanı sayesinde rağbet görmüş Zest isimli bir sigara markasına ait. Cool. Güzel. Güzel. Hoşuma kendimizi damgalamışız oyuna. Güzel. Damgamızı vurmuşuz. Sen kimsin sen? Richter artık beleş mal vermiyor. Verir mi? Gerizekalı uyuşturucular beleş olarak verir mi sence? Abi ben içeri gireceğim ya çünkü ben bela arıyorum. Bir zamanlar İzmutlu Marsh ailesi tarafından işletilen bu ambar yaklaştığı esnada binanın derinliklerinden yükselen iniltiler karnını dolduruyor. Hocam gel, hani demiştin ya hani şeye gideceğiz diye, korku nedir bilmem, hani insanlar olmayan, insan olmayan karşı, insan olmayanlara karşı da savaşırım diye. Aa şimdi o zaman işte. Evet çılgır beni duyuyorum şu an. Oğlum. Bir el feneri iyi iş görürdü ha. Şu an karanlık sanırım her yer. Bu ne hocam? Mısır, buğday, konserve, kabak. O be, oho ben şeyi yağmalıyorum bu depoyu. Harika lan. Kutu kilitli. Aç abi. Açamıyorum okey. Anahtarı deneyemiyor muyum? Tamam sıkıntı yok abi. Şuraya git bakayım bu neymiş. Elinde üretim yapacak bir malzeme yok. Okey. Bu neymiş? Alkol, boş şişeler, temiz su, gaz yağı kutusu, boş şırıngalar. Çok fazla boş şırıngam oldu. Boş şırıngalarla ne yapacağız? Biraz şeyim açıkçası. Deponun içine giden yollar tahta kalas, çamur, çalı ve çerçöple kapanmış durumda. Anlaşıldı. Yani şeye gidemeyeceğiz. Duvarda asıl duran bu aletlerin çoğu her yerden bulaşmış. Yağlı parmak izlerinin anlaşılacağı üzere sıklıkla kullanım görmüş. Yani... Okey. Herhangi bir hortlakla ghoul'la karşılaşmayacağız. Hortlak değil aslında ghoul. Hortlak değil bunlar.
Kullanım farkı var bayağı. Tamam, dışarı çıkalım. Burayı açmamız gerekecek anlaşılan. Gel bakalım Eduardo, başımızı belaya sokacağız şimdi, hazır mısın? Şehrin kötü kısımlarına gideceğiz. Ay, hakikaten şehrin kötü kısımlarına geldik, bir şeyler oluyor. Bana mı bakıyorsun sen? Bu mum yüz olması lazım. Kim, ben mi? Cevap verme dostum. Tövbe tövbe. Oğlum insan sayısı az lan zaten, bu kadar da yapma yani. Neyse, gidip herifi yamalayalım bari. Mafyanın zorbalığının kurbanı olmuş bir talihsiz ruh daha. Burası da Scarface'in şeyi olması lazım. Aa, buraya bakabiliyorum, otobüs. Bu araç kilitli. Lan kilitli olması ne fark edecek? Aracın yarısı açık zaten, girsene içeri. Bakın şu sizi bizi getirdikleri yere. Konuşamıyorum herifle. Fransız yokuşu üzerindeki ahşap evlerin çoğu terk edilmiş görünüyor. Maliklerinin bir ihtimal hayatta kalmış olduklarını varsayarsak tabi. Vidalar, uuu. Buzunu nereye koyacağını yalnızca Tanrı bilir falan filan. Yerel halk içindeki işe yarar her şeyi alıp götürdükten sonra bu mütevazı ibadet yeri tarikat müritleri tarafından kendi sapkın amellerine hizmet edilerek bir sunak haline getirilmiş. Bu ne abi? Oho, hocam senin şey çıktı ya, senin ücret çıktı bu arada. Çöpten topladım biz senin ücreti. Bu Flemenk çatıları kara günün tarifi olmayan kargaşalı günleri esnasında arkamı silip süpüren o emsali görülmemiş mahşeri fırtınaların silleleriyle tarumar edilmiş. Kapıcı sıkıca kilitlenmiş ama kapının yanında hoparlöre benzeyen dört köşe bir panelde bitişik toz tutmuş bir düğme var. Zili çal. Hoparlörden ses geliyor. Ne istiyorsun? İçeri girebilir miyim? Hayır. Peki. Teşekkürler. Bunu sormak istemiştim. Sıradan bir arkam. Ha, bu anahtar hakkında ne biliyorsun? Çilingire benzer bir halim mi var? Belki ihtiyar kaçık Isidore sana yardım edebilir. Antikacı dükkanını işletiyor. Anahtarı pek merak edelim. Aa, okey. Sağ ol, bana müsaade. Anlaşıldı. O zaman geri dönüyoruz. Ne oluyor ya? Ne oldu abi, bir şey mi oldu? Selam. Oo. Okey, nehirden uzak dur. Aman abi, aman. Nehir şu an gitmek isteyeceğim bir yer gibi durmuyor. Yorgunluk. Yoruldun. Yorgun vücudu dinlendirmenin zamanı geldi. Kendine güvenli bir sığınak bul ve bilinçaltının derinliklerine dal. Okey. Var. Yani neredeyiz lan şey? Essex Hotel değil ya. Tamam, barda dinlenebilirim abi. Isidore'yi bulmamız gerekiyor ama Isidore buralarda değil. Bara girip biraz dinlenelim o zaman ya. Neden yoruldum ki? Sürekli dolaştığım için mi yoruldum? Ne oldu acaba? Merhaba hanımefendi. Kısa saçlı genç güzel bir kadın görüyorsun. Sigarasını tüttürüyor. Kadın da bu kasabada epey nadir bulunan, özellikle de bugünlerde pervasız ve kaygısız bir hava var. Bu tarafa baktığını görebiliyorum bayım. Belki de muhabbete oturmalıyız. Sana bir içki ısmarlayabilir miyim? O zevk bana ait hanımefendi. Neden? Sadece erkeklerin kadınlara içki ısmarlayabileceğine inananlardan mısınız? Tabii ki hayır. O halde içkinin keyfini sür. Bunu prova kabul eden edip baştan başlayalım. İsmini öğrenebilir miyim? İsmim Clarabel. Hayatımda işler bir kere yoluna gitseydi ismimi bilirdin. Eskiden oyunculuk yapardım. Boş Kalpler filmini duymuş muydun? Evet seyretmiştim. Ah, kibarlık etmene gerek yok. Hiç gösterime girmedi. Eleştirmenler gördü geçti gerçi. Eleştirmenlerin biri olan Bill Hunt özel gösterimden sonra yanıma gelip çok iyisin Clara. Sende yıldız kumaşı var demişti. Dut gibi sarhoş ve çiftleşme mevsimindeki erkek maymun gibi azgın olduğunu söylememe gerek yok tabii ki. Neyse, sonra bana söylediği şeyi, şu yıldız kumaşı meselesini düşündüm. Bu şeyler kafaya olacak, bol bol vaktim var. Anlatabiliyor muyum? Yıldız kumaşı sanki bir elbise, bir malmışım gibi. Anlıyorum. Yani sanatçı olmak istemememin sebebi bu anlayışı yıkmaktı zaten. Ama illaki onların, yani senin dünyanda bir kalıba girmen gerekiyor. Evlenilecek ya da eğlenilecek kadın olabilirsin. O kadar. Sen onlardan daha mı iyisin? İstikbal vaat ediyorsun yani.
Hayatım boyunca meşhur olmak istedim. Mecmua kapaklarına, beyaz perdeleri falan filan işte. Çok mütevazı bir istek. Ama biliyor musun? Bazen bu belki de daha iyi oldu diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü zirveye oynamaktan asla vazgeçmedim. Çok düşünüyorsun. Zengin ve meşhur olmanın nesi kötü? Belki de hiçbir şey. O gemi çoktan kaçtı bayım. Aa, materyalist yazıyor. Okey, çok iyi. Arkamdan hakikaten buraya neden geldin sen ya? Burası bu kadar berbat bir yere neden geldin? Ah, bilmeyi çok isterdim. Bu benim için de bir muamma. Los Angeles'ta bir otelde boş kalplerin gösterime girmesini beklerken menajerim Bernie beni aradı. Bernie arkamda bir özel yatırımcıyla buluşmamı istiyordu. Alelacele bu tanrının unuttuğu yere geldim. Böyle teklifleri reddedecek lükse sahip değildim. Anlatabiliyor muyum? Trenden indiğimde Bernie falan yoktu. Beni gardan alması gerekiyordu ama hiç gelmedi. Sanırım daha sonra Bernie'yi görmeden sonra ne yaptın? Çok yorgun ve şaşkınım. Arkamda birkaç gün kalıp Bernie'yi beklemeye karar vererek Essex Oteli'ne gittim. Oranın ömrümün kalını boyunca evim olacağını kim bilebilirdi ki? Masrafları nasıl karşılıyorsun? Neticede dolar falan yok. Gerçekten yok yani. Doğru kişilerle tanıştın diyelim. Mesele para olmadı hiç, bilirsin. Para güç göstermenin başka yolu. O kadar. Benim çocukluğumu yaşarsan anlardın. Hanımefendi, çok derin bir arka plan hikayesine giriyoruz gibiyiz. Çocukluğun nasıl? Hadi anlat bakayım. Şimdi psikiyatristi mi oldun? Boşver. Bazı şeyler mazide kalsa daha iyi. Peki Bernie'yi gördün mü? Hayır. Kara günden önceki her şey artık bulanık birer hatıra. Beni gerçekten aradı mı yoksa hayal mi gördüm? Arkama hiç vardı mı? Anlıyorum. Hoşça kal. Ya böyle bir konuşmaydı bu da. Bu güvenli evde dinlemek için önce ev sahibi ödeme yapmalısın. Hocam ödememi yapayım ben ya. Ne istersin Kornutu? Dinlemek istiyorum. Bakıyorum özel soyutumuzda krallara layık tavan arasında geçirdiğin zamanda memnun kalmışsın. Fakat şu an dolu. Ciklerini sonra alırım Kornutu. Peki bu anahtar hakkında ne biliyorsun? Olsa bilgin büyük ölçüde bir içki almayı düşünüp düşünmediğine bağlı. Bugünlerde her şeyi unutup duruyorum. Tamam, ver bakalım bir içki. Şimdi anahtarın hakkında. Biliyorsam ne olayım? Allah seni kahretmesin. Asla hayal kırıklığına uğratmıyorsun Marina. Ama Fransızca kuşunda yaşlı bir Yahudi var. Antika dükkanı mı ne pahalı, ıvır zıvır sattığı bir yer işletiyor. Buranın doğusunda kalıyor. Anahtarları iyi ödeme yapıyor diye duydum. Belki o bir şey biliyordur. Gidip bakayım o zaman. Teşekkürler. Hazır gitmişken bana da antika bir bekaret kemeri al. Bir hayat kadınına aşık oldum. Tedbir almasam olmaz. Ya senin gibi bir kornut olursam halim nice olur. Gerizekalı. Gerizekalı. Okey. Fransız yokuşu doğudaydı değil mi? Gidelim bakalım. İhtiyar söylesin ne söyleyecekse. Burası ulan, kaçırmışım burayı. Görseydim hemen girerdim. Wow, wow. Hocam sen burada neler neler satıyorsun. Seninle iş yapalım biz. Selam. Tozlu tezgahın arkasında etrafı garip grup şeylerle çevrili yaşlı bir adam oturuyor. Seni gördüğüne memnun olmuşa benzemiyor. Diğer yandan da ses efektleri gerilimi artırmaya devam ediyor. Ve sürekli daha yüksek tonlara çıkıyor. Evet, aradığın özel bir şey var mı? Burası neresi hocam? Ne kadar çok güzel bir anahtar koleksiyonum var. Sağ ol, bu koleksiyonu ömrümü adadım ama maalesef tamamlanmış değil. Neden bu kadar ilgilisin anahtarlarla? Anahtarlar beni hep büyülemiştir. Çocukluğuma toplamaya başladım. Tabii sadece bir meşgaleydi ta ki kara güne kadar. Peki ondan sonra ne değişti? Orası mühim değil. Sadece anahtarlara karşılık cömert bir ödeme yapacağımı bil yeter. Onlar neden bu kadar çok istediğini bilsem iyi olurdu gerçekten. Pekala, kara günden sonra pek çokları gibi ben de bütün umudumu kaybettim. Yaşamak için hiçbir sebebim olmadığını düşünerek bitirmeye karar verdim. Ne demek istediğimi anlamışsındır, evet. Ama istediğim şey insanlara yasaklanmıştı. Günlerce oruç tuttum ve dua ederek Haşem'in affına sığındım. Varoluş denen bu sefaleti bitirmeye kararlıydım. Açlık ve yorgunluktan bayılmıştım. Rüyamda iki anahtar gördüm. Biri altındandı ve yanıyordu. Ama dokununca biraz sıcaktı, o kadar. Çünkü yanıyorsa öyle olur. Gerçekten onu yapıyor. Diğeri gümüşlendi ve ay ışığına boğulmuştu.
Devam et hocam. Bunlar Süleyman'ın tapınağının anahtarlarıydı. İçimde ışığı hissettim. Ah Haşem, o benimle konuştu. Şimdi anlıyorsun, hayatım boyunca anahtar toplamamın sebebi buydu. Anahtarlar benim bu. Anahtarlar benim bu cehennemden kaçışım. Onlar benim imtihanımdı, onlar benim kurtuluşum olacak. Anahtarları topladın diyelim, ne olacak? Şekillerde ve sayılarda saklı bir güç var. Anahtarların bazıları numaralı, bu onları özel kılıyor. Kafi miktarda konuştum galiba. Eğer ücretle anlaşırsak bu hayali paylaşabiliriz hocam. Anahtarlarımı getir yeter. Hay hay kaptan. Sana nasıl yardım edebilirim? Hocam böyle bir anahtarım var bak. Üzerinde sıfır numara mı var? Aa, çok ilginç. Böyle nadide bir şeyi nereden buldun? Bir bağlantıdan aynen. İlginç bağlantılarım var. O anahtar karşılığına ne teklif edebilirim sevgili dostum? Sıfır numaralı bir anahtar koleksiyonumun çok güzel bir parçası olacak. Virgüller lütfen. Önce bir anlat da sonrasına bakarız hocam. Affedersin ama insanlara öyle kolay güvenmem. Bu alışkanlığım hayatta kalmama hali yardımcı oldu. Hocam durumu yanlış anlıyorsun. Anahtar bende. Hani senin bana güvenmen için herhangi bir sebep yok. 500 cik şimdi satılır mı? Hayır abi. 700 cik son teklifim. Vazgeçmiyorsun değil mi? 1000 cik peşin. 1000 cik. Anahtarı kaybetmek her şeyi tehlikeye atar hocam. Kusura bakma, fikrimi değiştiremezsin. Anahtarı bana satmayacaksan konuşma burada bitmiştir. O zaman sen de bir Kabala takipçisiyle sohbet etme fırsatını kaçırırsın. Ben bir Kabala takipçisi miyim? Ne cüret düsturu aşağılarsın? Şey, anahtarlar var ve bir de tapınak var falan filan. Hocam çok özür dilerim. Seni uyarıyorum. Tamam, özür dilerim. Gerizekalılık yaptım resmen. Ama yani anahtarı da satmak istemedim. Ne yapacağız abi? Eduardo ne yapacağız lan? Selam hocam, siz de deliriyorsunuz bakıyorum. Evsiz adama doğru yaklaşırken mide kaldıran bir koku falan filan. Ne oldu bayım? Korkuyor musun? Korkuyor muyum? O halde birkaç metre uzak dur. Bu herif kim? Yüzünü boyamış. Kömürlüyü tanımıyor musun? Kömürlü herkes tanır sanırdım. Filmleri, tiyatro oyunları vardır. Çok meşhurdu, anlarsın ya. Kömürlüyü demiyorum. Onu oynayan adamı. Sam Rodney diyorum. Bana hiç komik gelmezdi. İyi günlerimizde bir arkadaşım beni onun oyunlarından birine götürmüştü. Siyahilerle alay edip parayı vuruyordu. Ama nihayetinde kara gün hepimizi vurdu değil mi? Beyaz, sarı, siyah, herkesi. Hala rol mü yapıyor? Buna artık rol denir mi bilmiyorum bayım. Bir süredir onun yanındayım. Mezanları bir kere bile yeniden Sam Rodney olmadı. Artık tamamen kömür veli gibi galiba. Neden böyle peki? Arada sırada mafyadan bazı adamlar gelip onu seyrederdi. Artık o da yok. Aynı şeyi tekrar seyretmek sıktı herhalde. Başkaları ise ona yaklaşmak bile istemiyor. Onu garip buluyorlar herhalde. Haksız sayılmazlar. Bana da yaklaşmak istemiyorlar. Yine buradayız bayım. Kömür ile kokarca. Hehe. İyi. Sen tuhaf bir adama benziyorsun. Selam. Konuşabilir miyiz hocam? Kesinlikle konuşmuyorsun. Bu güzel malikane. İçinde yaşayan birileri olmasına rağmen etrafını saran hırçır kökdemir sarmaşıkların şiddetli taarruzu altında. Harika. Merhabalar hanımefendi. Siz de bir şey söylemiyorsunuz. Ne kadar güzel. Oha, içeride bir şeyler oluyor. Wow. Ve ahbaplarım, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu da Stygian'dı. Rhyme of the Old Ones mı? Rhyme of the Dark Ones mı? Öyle bir şey. Yerli bir korku temalı rol yapma oyunu. Devamının gelmesini istiyorsanız lütfen belirtin onu. Yeterli istek gelirse 1-2 bölüm daha çekerim. Onlar da beğenirse devam ederiz. Bu da böyle bir oyun. İzlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Destek vermek için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.